230. mektup. Bu mektup Şeyh Yusuf İberki'ye yazılmıştır. Hasıl olanla doymayıp daha yüksek şeyleri istemek lazım olduğu bildirilmektedir. Allahü Teala'ya hamd olsun. Onun seçtiği kullarına selam olsun. Mübarek hallerinizden birkaçını Meyan Babu bildirdi. Bunların neleri gösterdiğinin bildirilmesini istedi. Bunun için birkaç kelime yazıyorum. Yavrum, böyle haller bu yolun başlangıcında bulunan acemilerde çok hasıl olur. Bunların hiç kıymeti yoktur. Bunları yok etmek lazım olur. Sona kavuşmayı göstermezler. Son nerede kavuşmak nerede? Arabi Beyt tercümesi. Sevgiliye kavuşmak ele geçer mi acaba? Yüksek dağlar ve korkunç tehlikeler var arada. Allahü Teala bilinemez, anlaşılamaz. Görülebilen, anlaşılabilen, şuhut ve mükaşefe yoluyla belli olan her şey o değildir. Allahü Teala ötelerin ötesidir. Sakın bu yolda ceviz gibi cam parçaları gibi parlak görünen değersiz şeylere çocuklar gibi aldanmayınız ve yolun sonuna kavuştum sanmayınız. Hasıl olan halleri ve rüyaları cahil olan şeyhlere bildirmeyiniz. Onlar anlamadıkları için az bir şeyi çok sanırlar. Başlangıçta olanları sona kavuşmuş sayarlar. Elverişli olan talip böylece kendini sona ermiş sanır, çalışması gevşer. Olgun kimseyi aramalıdır. Gönül hastalıklarının ilacını ondan sormalıdır. Kamil olanı buluncaya kadar hasıl olan halleri la derken yok etmelidir. La yok demektir. Sonra hiçbir şeye benzemeyen, düşünlemeyen Hak Teala'nın varlığını düşünmelidir. Hace Nakşibendi Buhari Hazretleri buyurdu ki: Görülen, bilinen, işitilen her şey o değildir. La derken bunların hepsini yok etmelidir. Hasıl olan şeylerin hepsini yok ediniz. Hak Teala veraların verası, ötelerin ötesidir. İllallah derken hiçbir şey düşünmemelidir. Bu yolun büyükleri böyle yaparlardı. Doğru yolda olanlara ve Muhammed Mustafa'ya Aleyhi ve Ala Alihi Selavatü ve Teslimat uyanlara selam olsun. Evliya'ya kim bakarsa ten gözüyle serseri bi basardır, canı yoktur. Ölüdür, değildiri. Evliya candır. Gerektir can gözüyle bakıla. Zira ki canlı kişiler cana olur müşteri.